Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11videomuza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarım. Arkadaşlar, öncelikle iyi dilekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel temennileriniz var. Bunlar beni onure ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepimize sağlık ve sıhhatli ömürler versin. Sevdiklerimizle beraber güzel bir günler görmeyi nasip etsin diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konum daha evvel bir videomda çok parçalı olarak anlattığım bir konuydu. Bugün tamamen bu videoyu buna ayırmış bulunmaktayım. Konumuz teşvik primi arkadaşlar ve gelir gider dengemiz. Bu başarılı bir takımın olmazsa olmaz dama taşlarından bir tanesi. Yani önemli olan dama taşlarından bir tanesi değerli kardeşlerim, değerli dostlarım. Şimdi arkadaşlar, teşvik primi özellikle tabii yeni başlayan, daha oyunun başlarında olan, tam vakıf olamayan kardeşlerimize daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum bu söyleşimiz. Teşvik primi oyuncularınızın maça asılmasını sağlar. Aynı normal hayattaki gibi. Yani teşvik primi oyuncuları maçı kazanmaya teşvik eder. Tabii maçı kazanmaya teşvik eder ama bunun dışında vereceğiniz teşvik primi miktarı çok önemli arkadaşlar. Bulunduğunuz seviye buna bir etkendir. Gelir gider dengeniz buna bir etkendir arkadaşlar. Örnek mesela ben yine kendimden örnek veriyorum. Teşvik primini ben bu sene gördüğünüz gibi 11,2 olarak belirledim. Bulunduğum seviye 23. Bulunduğum seviyeye göre yeterli olduğunu düşünüyorum. Bilet fiyatlarım gördüğünüz gibi şu şekilde gördüğünüz şekilde belirlemeye çalıştım. Federasyona bağlı olmadığım için orada herhangi bir teşvik primi veya bilet fiyatı uygulamıyorum değerli kardeşlerim. Şimdi can alıcı nokta gelir ve gider dengenizi teşvik primi size gider yazar değerli arkadaşlar. Bu giderler içinde teşvik primini çok iyi ayarlamanız lazım. Evet önemi var. Gerçekten önemi var. Ama gelir ve gider kısmını iyi ayarlarsanız, özellikle matematiği iyi yaparsanız, bence sıkıntıya girmeden rahat sezonlar geçirirsiniz. Arkadaşlar, daha evvelki videomda Norteus'un yenilikler getireceğini söylemiştim. İlk bizde demiştim bu. Yenilikleri duyacaksınız demiştim. Şimdi biz an itibariyle olan kısma bakıyoruz. Onlar gelecek olan yenilikler arkadaşlar. Ben şöyle biraz kendimi yukarı alayım. Şimdi arkadaşlar sezonluk kontrat, 2 haftalık kontrat, haftalık ve günlük kontrat olarak bize 4 tane seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden bir tanesini seçerekten gelir elde edebilirsiniz diyor oyun. Ben genelde arkadaşlar şunu tercih ediyorum veya ikinci olarak da şunu tercih ediyorum değerli arkadaşlar. Sezonluk kontratta paranızı baştan alıyorsunuz. Ondan sonra günlük olarak size verilen ufak tefek paralar haricinde başka bir gelir almıyorsunuz. 2 haftalık kontratta %20 daha fazla bir gelir elde ediyorsunuz. 2 haftada bir de yenilemeniz gerekiyor. Haftalık veya günlük kontratlar da var ama günlük kontrat şöyle yani her gün bunu yenilemeniz lazım. O yüzden ben sezonluk veya 2 haftalık kontratları pardon çok özür dilerim tercih etmeye çalışıyorum değerli kardeşlerim. Şimdi günlük ödüllerin bir tanesi de token ödülü. İstikrarlı gelir, bağlılığa ekstra, token kazan, hızlı para. Şimdi ben oyuna her gün giremeyen kardeşlerimiz için yani yeni başlayıp da oyuna pek fazla vakti olmayan
Her gün gelemeyen kardeşlerimiz için bunu tavsiye ederim. İstikrarlı gelir. Oyuna girseniz de girmeseniz de her gün bir tokununuzu alıyorsunuz. 10 gün bir süresi var. Bu 10 gün içinde de tekrar 10 gün sonra tekrar yenilemeniz gerekiyor. Bağla ekstra da aynı arkadaşlar. Bu bağla ekstra da aynı. Aynı şekilde ne diyor bakın? Süre 10 gün diyor. İmzalayınca bir. Oturum açtığınızda her oturum açışta bir. 4 gün arka arkaya giriş yaparsanız ekstra bir tane daha veriyorum size diyor. Ama istikrarlı gelir de ne diyor? Oturum açsan da açmasan da her gün bir token alacaksın diyor. Şimdi burada token kazan diye bir şey seçenek daha vermiş bize oyun. Bu ligde takımına güvenen arkadaşlarımız için ideal olabilir. Ben takımıma güveniyorum kardeşim, her maçı alırım derseniz o zaman bu seçeneği seçebilirsiniz. Ha, bunu seçtiğiniz zaman yalnız tekrar bir çıkış hakkınız yok. Yani diğerleri gibi 10 gün sonra tekrar yenileme gibi bir durumunuz yok. Bunu sezonluk yapıyorsunuz. Yaptığınız için dolayısıyla artık oradan çıkışınız yok. Her kazandığınız lig maçında size token'ınızı oyun karşılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar esas can alıcı noktaya geldik derler yani zurnanın zıt dediği yere. Arkadaşlar gelirlerimiz bu takımın futbolcusu ve taraftarı haricinde her şeyi sizsiniz. Başkanı sizsiniz. Yönetim kurulu sizsiniz. Menajeri sizsiniz. Antrenörü sizsiniz. Her şeyi sizsiniz. Yani bu oyunda sadece oyunu oynayıp işte maçı kazandım, yenildim, kaybettim değil. Bazı şeyleri iyi dengeleyemezseniz, finansınızı, gelirinizi, giderinizi iyi dengeleyemezseniz aşağı doğru, eksiye doğru inen bir maliyetle, bir hesapla karşı karşıya kalırsınız. Eksi 80, eksi 100'den sonra da oyun en iyi oyuncunuzu satarak bu açığı kapatır. Sizin isteminiz dışında. Arkadaşlar bakın bu çok önemli. Yatırımlar. Yatırım dediler nedir? Yaptığınız, oyun içinde yaptığınız tesisleşmelerden tutun. Tesisleşmeler size bir gelir getiriyor arkadaşlar. Her şey bir yatırım. Bilet satışlarınız, bilet fiyatlarınızı işte bulunduğunuz seviyeye göre tabii bulunduğunuz level'a göre şey yapmak gerekir, değerlendirmek gerekir. Sponsorluk anlaşmanız, biraz evvel göstermiş olduğum sponsorluk anı, turnuva ödülleri. Çünkü her turnuvada tabii gene level'a bağlı olmak üzere bir miktar para veriyor. Mesela örnek bir Şampiyonlar Ligi'nde ilerliyorsanız gruplarda ayrı bir para alıyorsunuz. İlerlediğiniz zaman yarı finalde, son 16'da, çeyrekte neyse finale kaldığınızda daha farklı, daha yüksek fiyatlar alıyorsunuz. Yani sonuna yaklaştıkça o grubun nerede yarışıyorsanız daha farklı fiyatlarla rakamlar alıyorsunuz. Transferden futbolcu satıyorsunuz. Bu size bir gelir arkadaşlar. Mağaza ürünleri. Mağaza ürünleri yani hizmetler dediğimiz o kısım mağaza ürünlerinden gelen size miktarlar çok önemli değerli dostlarım. Hemen şöyle geçiyorum. Yani size esas gelir getirecek kısım şu üçlü arkadaşlar. Otoparkınız ne kadar yüksek olursa o kadar araç giriyor ve o kadar size seyirci kazandırıyor. Stadyum, koltuğundan, stadyumun yükselttikçe daha çok seyirci kabul ediyorsunuz ve daha fazla gelir elde ediyorsunuz. Hizmetlerde biraz evvel göstermiş olduğum gibi size ek gelir elde ettiriyor değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim, mesela özellikle gelir gider dengesinde, gelir gider dengesinde, bakın mesela şöyle bir şey
yapayım. Mesela bir maçımızı evimizde oynadığımız bir maç. Burada ne demiş burada? Bakın, turnuva ödülleri. Bir lig maçı olduğu için turnuva ödülleri bu miktar. Mağaza ürünleri, işte o hizmetler kısmından gelen ürünler, mağazadan gelen ürünler. Oyuncular için ikramiye eksiye yazıyor bize. Bilet gelirimiz tabii artıya geçiyor, yazıyor. Sonuçta iyi bir dengeleme yaparsanız evinizde oynadığınız bir karşılaşmadan da para, pardon. Mesela ben bu karşılaşmada 4,28 milyon para olarak çıkmış. Arkadaşlar. Mesela şimdi bir tane de biraz evvel oynadığımız bir karşılaşma. Tabii burada bize stat geliri yazmıyor. Turnuva geliri, oyuncu için ikramiye kazanıyorsunuz. Ha, deplasmandaki maçlarda ama bakın yine söylüyorum. Teşvik birimini iyi ayarlayamazsanız bu miktar artar. Mesela bakın eksi 2,42. Yani çok çok büyük bir rakam değil. Çok büyük bir rakam değil. Benim bu karşılaşmada alamadığım, bana eksiye yazan kısım eksi 2,42 arkadaşlar. Dolayısıyla gelir ve gider dengesi yine aynı tarafa geliyorum. Yine aynı şeye geliyorum. Hemen finansa geliyorum. Arkadaşlar, oyuncu satışınızdan, stat gelirinizden artı yapacağınız sponsorluk anlaşmalarından tutun vesaire. Bunları çok iyi süzmeniz lazım arkadaşlar. Çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bakın yine söylüyorum, sadece oyun oynayıp işte maçı almak kazanmak değil. Değil. Bunu ısrarla belirtmeye çalışıyorum. Harcamalarınızı oyuncuların maaşları size eksiye yazar. Sizden gidiyor çünkü para. Teşvik primleri, transfer ettiğiniz oyuncular, bu ara tabii inşaat yapıyorsanız tabii yükseltmek için inşaatlar yapmak durumundasınız. Stadyum olsun, tesisler olsun, bunlar size eksiye yazıyor. Dolayısıyla bir kompakt bir durumu, kompakt bir yapıyı çok iyi ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? İnşallah dilimin döndüğünce anlatabilmişimdir. Hemen son bir şeye daha geçmek istiyorum ve videomu o şekilde kapatmak istiyorum. Arkadaşlar, futbolcu satarken de çok büyük bir ziyana gerek yok. Örnek, mesela ben şu anda tamamen doğaçlama gidiyorum. Mesela şu oyuncumuzu ele alalım. 25 yaşında bir orta saha oyuncu. Şimdi bakın, bunu satmak istediğiniz zaman oyuncunun değeri 107 milyon değeri var. Piyasa değeri. Ama biz bunu futbolcu temsilcisine satarsak 47 milyona satıyoruz. Futbolcu temsilcisine 47 milyona satıyoruz. Ha. Ama ben bunu müzayedede çok rahat olaraktan en yüksek seviye 96,6'dan satışa çıkarttım. En fazla 2 saat, 3 saat bekleyerek satmak istediğiniz futbolcuyu, bakın bunu özellikle söylüyorum, satmak istediğiniz futbolcuyu vaktiniz varsa önce müzayedede satın arkadaşlar. Ki gider. İyi oyuncular daha da rahat gider. Yani ben şu ana kadar hiç futbolcu temsilcisine satmadım. Hep müzayedede sattım. Kaç tane futbol satacaksam 2 saat, 3 saat içinde hepsi eridi gitti. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Zarar etmeyin. Yani paradan zarar etmeyin. En azından aldığınız fiyata yakın bir paraya satmış olursunuz. Ama yine aynı şekilde mesela bir örnek daha verip geçeceğim. Bu benim altyapımdan gelen oyuncularım. Altyapıya da bu ara önem vermeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben bu oyuncumu satarsam 65 küsür bana bir para veriyor. Ha, müzayede de satarsam ben bu oyuncuyu çok rahat 98'den başlatırım. Boyu 105-106 miktarına kadar gider. Zaten bunu anlarsınız, kavrarsınız arkadaşlar.
Yani çok rahat bir şekilde anlarsınız oyuncunuzun kalitesi ve durumuna göre kaça gideceğini, kaçtan başlamanız gerektiğini anlarsınız değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bugün size bu teşvik primi gelir gider dengesi ile ilgili bir söyleşi yapmak isterim. Tabii videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Laf lafı açar, video çok uzar. Sizin değerli vaktinizden, kıymetli vaktinizden de almak istemiyorum. Arkadaşlar bu ara Instagram adresim Oktay Tunçbilek 216. Şöyle söyleyeyim. Oktay yazıyorum buraya. Gerçi kanalda var ama. Tunç Bilek, pardon, olmadı. Oktay Tunç Bilek. Her zaman sorularınıza, öneri ve görüşlerinize açığım değerli arkadaşlarım. Efendim bir başka Top 11 videomuzda daha görüşmek üzere diyorum. Sizler için en iyi şekilde konular bulmaya ve videolar yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı oluyorumdur diyelim değerli arkadaşlarım. Tekrar hepiniz sağlıcakla kalın. En önemlisi sağlık ve mutlulukla kalın değerli arkadaşlar. Bu çok önemli. Sağlık ve mutluluk çok önemli değerli kardeşlerim. Tekrar bir videoda, tekrar bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar.